İstanbul'da ne oluyor, Ankara'da ne oluyor? İstanbul hele ayrı bir özellik. Ayrı bir şey. Onun için onu en sonunda bırakacağım. Ben şimdi 2-3 gün evvel Adana'daydım. Adana bildiğiniz gibi çok kritik. Her iki şey için Adana'da iki aday yarışıyor. İşin açıkçası gözüken o. Evet, diğer adaylar da var ama çok böyle kazanabilme potansiyeli yok o diğer adayların. İşte bir tanesi Zeydan Karalar, bir tanesi Fatihli Kocayisbir. Şimdi öne çıkanlar. Tabii bir tanesi tabii. AK Parti adayı, bir tanesi CHP adayı. Zaten Zeydan Karalar şu anki mevcut belediye başkanı. Benim gördüğüm şey özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bazında çok heyecanlılar. Diğer seçmenler de öyle pek partiye bakmıyorlar, hizmete bakıyorlar. Ve gözlemlerim odur ki Zeydan Karalar büyük bir teveccüh görüyor. Özellikle Adana'da. Yaptıkları zaten ortada yani. Bugüne kadar çalışmaları yani ortada. Bakın öyle bir durum söz konusu ki orada İYİ Parti var. Epey bir oran. Yani yarışmıyorlar diyorum, kazanma olasılığı çok düşük olduğu için söylüyorum. Ama ne olursa olsun bir payı var yani. Orada bir DEM Parti var. Tabii. Yani şimdi bunlara bir girdiği zaman bunlarla beraber bir önceki seçimde %51 almış. Şimdi bir yarış var orada. Öbür tarafta sadece adayın partisi değişiyor. MHP'liydi bir önceki yarıştığı aday. Şimdi AK Parti. Fakat altyapı tamamıyla destek veriyor. Sonuç olarak yani bir Mersin değil mesela. Mersin'de DEM Parti aday göstermedi. Aslında o da ilginç. Onlar orada stratejik bir kendi açılarından enerjilerini orada bir ilçe var. O ilçeye yönlendirdiler diye düşünüyorum ben. O olabilir. İlçeyi almakla ilgili bütün işte öncelikleri orası. Öncelikleri orası olabilir. Olacak gibi. Sonuçta şeyi kazanamayacakları, Mersin kazanamayacakları belli. Evet. Ve bu Adana'daki kıran kırana yarışta şimdi anketlerine de başladık. Bakıyorum ben ona. Zeydan Karalar önde götürüyor yarışı. Şimdi burası önemli. Mersin herhalde Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak ama bak bekleyip görmek lazım. Mersin'de biraz sıkıntısı çok göç alan bir yer. Onun bir etkisi olur mu acaba? Öyle yani geçen sefer de öyleydi. Yani bir önceki sefer. Tabii orada İYİ Parti'nin adayı da çok kuvvetli. Bu arada unutmamak lazım. Eski belediye başkanı Mersin'de. Evet. Antalya'da işler çok karışık. Öyle mi? 3 parti yarışıyorlar yani açık ve seçik bir şekilde. Kıran kırana. 3 parti, bakın 2 partiden bahsetmiyorum. CHP, AK Parti ve İYİ Parti yarışıyor Antalya'da. Yani bir baktığınız zaman... öncekinde nasıldı? Öncekinde sadece CHP, İYİ Parti ve DEM Parti, bunlar beraber aday göstermişler. AK Partiler, Muhittin Böcek, AK Parti, MHP beraber aday göstermişti. Muhittin Böcek yarışıyor Antalya'da CHP'den. AK Parti'den Hakan Tütüncü yarışıyor. İYİ Parti'den Nesli Ünal yarışıyor. Tabii bir de DEM Parti var Antalya'da. Çünkü o zamanında o köyler boşaltıldığı zaman işte 5-6 yaşındaki çocuklar hep o cihetteki, o coğrafyadaki daha doğrusu kentlere yayıldılar. Ankara'da sanki Mansur Yavaş'ta çok büyük bir sıkıntı gözükmüyor ama yine de tedbiri elden bırakmamasında benim önerim olur. İzmir kazanılıyor ama İzmir öyle geçen seferki gibi bir önceki %56 ile %60 ile falan kazanılmıyor. Ha. Ve Türkiye'de bakın bu seçimlerde o kadar az yer o %50'nin üzerinde kazanılacak ki göreceksiniz. Çünkü bazı şeyler değişti. İstanbul. Gelelim İstanbul'a, son 1,5 dakika. İstanbul bakın çok büyük bir araştırma önümüzdeki hafta İstanbul'la ilgili. Muhtemelen bitireceğim ben. Sözünü veriyorum buradan sevgili izleyicilerimize. Yine Tele1 için yapmış olacağımız bizim İstanbul sondan bir önceki Bundan sonra bir tane daha çalışmışlar ve İstanbul'u artık orada elimize alacağız, yani göreceğiz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda 3-4 puan Sayın İmamoğlu, Sayın Kurum'un önündeydi. Fakat ilçelerde tabii sorun var. Bazı ilçeleri Cumhuriyet Halk Partisi beklediği oranlara çıkamayacak bazı ilçelerde. Gözüken o. Yani ben söyleyebiliyor musunuz o ilçelerin hangileri? Mesela Kartal. Allah Allah. Yani Kartal CHP'de şu an. Mesela Sarıyer. Bakın ben CHP'lileri söylüyorum. Şükrü, İstediği oranlara çıkamayacak. Evet. Hatta, zaten aday gösterilmedi. Mesela Kartal'ı kazanır mı kazanamaz mı öyle tereddütler var. Şükrü Genç Sarıyer'den bağımsız aday olarak geliyor. Evet, bağımsız zaten %50 almıştı. O %50 küsürün 53 almıştı galiba. En az 10-12 puanı o seçimle sırf üzerine taşıyarak girdiydi. Evet. Bir de orada Sarıyer'de yanlış bilmiyorsam İYİ Parti var, DEM var. Şimdi bunları da bir topladığınız zaman böyle sanki AK Parti ile eşit düzeye geliyor. Kartal'da da durum aynı. Eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Kartal Belediye Başkanı'yla. Bir Altınok Bey bağımsız oldu. Yok, bağımsız değil, İYİ Parti'den. İYİ Parti'den oldu. Gökhan Bey mevcut başkan mı tekrar aday gösterildi? Evet, tekrar. Mesela bu ilçeler var. Ama alacağı ilçeler de var. Mesela ben Çatalca'da genç bir aday koydular. Oradan umutluyum. Eyüp Sultan mesela İstanbul'da, evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ni alabileceği, Silivri keza. Enteresan. Eyüp Sultan dediniz değil mi? Evet, evet. Böyle orada çok biraz sürpriz, yani biraz değil, bayağı bir sürprizli geçecek gibi görünüyor. Bayağı bir sürprizli geçecek gibi herhalde seçimle burada burası da böyle miydi diyeceğiz. Değil mi? Seçim hakkı. Değil mi? Evet. Çok az bir süre kaldı ona da. İnşallah çok güzel yayınlar yapacağız. O akşam da Tele1